Bölüm 14. Şeffaf olmak, yeni gerçekliğinizi yaşamak. Değişim gösterdiğinizde her türlü çevresel koşuldan daha üstün bir içsel düzeni ezberlemişsinizdir. Bu enerjinizi yüksek tutar. Yeni bir gerçeklikte bedeninizden, çevreden ve bağımsız olarak bilinçli kalmanızı sağlar. Yaşamınıza yürüdüğünüzde nasıl olacaksınız? Kendinizi ailenizle, işinizde, çocuklarınızla yarın öğle yemeğinde hatırlatın. Bu değiştirilmiş olma halini sürdürebilir misiniz? Eğer yaşamınızı onu yaratırken kullandığınız aynı enerjiyle yaşayabilirseniz, o zaman dünyanızda farklı bir şey belirir. Kural budur. Davranışlarınız niyetlerinizle örtüştüğünde, eylemleriniz düşüncelerinize denk olduğunda, siz bir başkası olduğunuzda işte o zaman zamanın ötesindesinizdir. Çevreniz artık nasıl düşündüğünüzü ve hissettiğinizi kontrol etmez. Nasıl düşündüğünüz ve hissettiğiniz çevrenizi kontrol eder. Bu büyüklüktür ve her zaman sizin içinizdedir. Göründüğünüz gibi olduğunuzda geçmişinizin esaretinden kurtulursunuz. Ve şimdi o enerjinin tamamı özgür kaldığında bu özgürlüğün yan etkisine sevinç adı verilir. Göstermek, yeni siz olarak yaşamak. İster nörokimyasal evreniz tutarsız dış dünyanızdaki hiçbir uyarının kim olduğunuzu etkileyemeyeceği kadar düzenli ve tutarlı olduğunda zihniniz ve bedeniniz uyum içinde çalışmaktadır. Siz şimdi yeni bir benliksinizdir ve o olma halini, yeni kişiliğini, kişiliği ezberleyerek dünyanız ve kişisel gerçekliğiniz, işsel değişimlerinizi yansıtmaya başlar. Benliğinizin dışa dönük ifadesi içsel benliğinize denk olduğunda yeni bir kadere doğru ilerlersiniz. Yaşamınızdaki bu değişikliği bedeninizin aynı zihne dönmesini önleyecek kadar sürdürebilir misiniz? Duygular bilinçaltı bellek sistemine kaydolduğundan, çevrenizdeki herhangi bir şeyin sizi eski gerçekliğinize döndürmesini önlemek için Bedeninizin yeni zihninizle aynı hizada kalmasını sağlamak sizin görevinizdir. Yeni benliğinizi ezberlemeli ve o olmada ısrarcı olmalısınız. Ancak bu şekilde mevcut gerçekliğinizde hiçbir şey sizi ondan uzaklaştıramaz. Meditasyonunuzdan uyandığınızda eğer doğru yaptıysanız düşünmekten olmaya geçeceğinizi unutmayın bu olma haline bir kez geçtiniz mi olduğunuz insana denk davranmaya ve düşünmeye daha meyilli olursunuz. Göstermek gün boyunca olmaktır. Özetle göstermek dualarınızın hali hazırda yanıtlanmış gibi yaşamaktır. Yeni yaşamınıza yeni bir beklenti ve heyecan seviyesiyle karışmaktır. Kendinize Yeni idealinizi yarattığınız zaman olduğunuz aynı zihin ve beden evresinde olmanız gerektiğini hatırlatmaktır. Meditasyonda yeni bir kişilik yaratıp günün geri kalanını eski benlik olarak yaşayamazsınız. Bu sabah sağlıklı bir öğünle beslenip günün geri kalanında abur cubur yemeye benzer. Yeni bir tecrübenin gerçeklikte başınıza gelmesi için davranışınızı hedefinizle örtüştürmelisiniz düşünce ve eylemlerinizi aynı hizaya getirirsiniz. Yeni benlik evreninizde tutarlı tercihler yaparsanız, gösterdiğinizde zihinsel olarak prova ettiğiniz şeyi fiziksel olarak uygular, bedeni dahil eder ve ona zihnin öğrendiğini yaptırırsınız. Bu yüzden sinyallerin yaşamınızda gerçeğe dönüştüğünü görmeniz için sizi yaratan aynı enerjiyi yaşamalı ve o enerjide olmalısınız. Yani evrenin sizinle yeni ve sıra dışı şekillerde konuşmaya başlamasını istiyorsanız, yaşamınızda gösterdiğiniz enerji ve zihin, yeni idealiniz olarak meditasyonunuzda gösterdiğiniz enerji ve zihinle aynı olmalıdır. O zaman yer ve zamanın ötesindeki bir boyutta yarattığınız enerjiyle bağlanır, o enerjiye dolanırsınız ve yeni olayı hayatımıza böyle çekersiniz. Benliğin her iki yüzü de aynı hizaya geldiğinde şimdiki hayatta yaşayan siz meditasyon sırasında meydana getirdiğiniz sizle aynıdır. Kuantum alanında bir potansiyel olarak var olan gelecek siz olursunuz. Ve meditasyonunuzda yarattığınız yeni benlik, yaşamınızda olduğunuz gelecek sizle Aynı elektromanyetik imzaya sahip olduğunda yeni kaderinizle birleşirsiniz. Fiziksel olarak şimdiki zamanda hayalini kurduğunuz gelecek sizle bir olduğunuzda yeni gerçekliğin bolluğunu yaşayacaksınız. Daha yüce bir düzenden yanıt alacaksınız. Geri bildirim için ileriye bakın. Yaşamınızda deneyimlediğiniz geri bildirim Yaratıcı sürecinizin olma, enerji halini gösterme sürecinin olma enerji haliyle örtüşmesinin bir sonucudur. Bu belirli gösterge düzleminde icat ettiğiniz benliği olmaktır. Mevcut fiziksel gerçeklikte o zaman doğrusunda yaşamak zorundasınız. Bu yüzden eğer gün boyunca o değiştirilmiş zihin ve beden evresini koruyabilirseniz yaşamınızda farklı bir şey belirecektir. Ve nasıl bir geri bildirme tanık olacaksınız. Es zamanlılıklara, fırsatlara, tesadüflere, akımlara, çabasız değişimlere, daha iyi sağlığa, sezgilere, uyanışlara, mistik deneyimlere ve yeni ilişkilere bakabilirsiniz. Yeni geri bildirimler yaptığınız şeyi yapmaya devam etmek için size ilham verecektir. İşsel gayretlerinizin bir sonucu olarak. Harici geri bildirim meydana geldiğinde doğal olarak içsel anlamda yaptığınız şeyi kendi dışınızda yaptığınız şeyle ilişkilendirirsiniz. Bu başlı başına ve kendi içinde tuhaf bir andır. Temelinde artık kuantum yasasına uygun yaşadığınızın kanıtıdır. Aldığınız geri bildirimlerin zihin ve duygularınızın içsel çalışmalarının direkt bir sonucu olduğunu anlar ve hayret edersiniz. Örtülü dünyanızda yaptığınız şeyi üstü açık gerçeklikte olan şeyle ilişkilendirdiğinizde bu etkiyi yaratmak için daha önce ne yaptığınıza dikkat edecek, onu hatırlayacak ve tekrar yapacaksınız. Ve içsel dünyanızı dış dünyadaki etkilerle bağladığınızda şimdi etki ve tepkiyle yaşamak yerine bir etkiye sebep olursunuz. Gerçeklik yaratırsınız. Şöyle test edebilirsiniz. Dış dünyada meditasyon sırasında içsel dünyanızda olduğunuz insan olabilir misiniz? Geçmiş kişiliğinizle, anılarınızla ve çağrışımlarınızla bağlantılı olan mevcut gerçeğinizden daha büyük olabilir misiniz? Aynı durumlara verdiğiniz rutin tepkileri sonlandırabilir misiniz? Bedeninizi ve zihninizi önünüzdeki mevcut gerçekliğin ötesinde olacak şekilde koşullandırdınız mı? Meditasyon yapmanızın sebebi budur. Yaşamlarımızda bir başkası olmak. Yeni siz planını yaşamınızın denklemine dahil edin. Kendinize gün boyunca enerjiyi yeni siz olarak yüksek tutacağınızı hatırlatın. Amacınız günün farklı saatlerinde kendinizi bilinçli kalmayı hatırlatmaktır. Yaşamınızın tuvaline Bilinçle ilgili küçük notlar yapıştırmak için hazırsınız. Örneğin sabah duruşu alırken hayatımın farklı nitelikleri için teşekkür etmek isterim. Sabah duşumu alırken hayatımın farklı nitelikleri için teşekkür etmek isterim. İşe giderken bilinçli kalmak zorundayım. Böylece tüm yolculuğun keyfini sürdürebilirim. Patronumu gördüğümde bu yeni benlik olarak nasıl davranacağım? öğle yemeğinde zaman ayırıp kendime kim olmak istediğimi hatırlatacağım. Bu akşam çocuklarımı gördüğümde yükseleceğim enerjiyle dolup yaşayacağım ve gerçek anlamda bağ kuracağız. Yatmak için hazırlanırken bir dakika ayırmak ve kendime kim olduğumu hatırlatmak istiyorum. Günün sonunda sorulacak sorular. Gün sona erdiğinde bu sorular yeni benliğinizi değerlendirmenin basit bir yoludur. Bugün nasıldım? Ne zaman idealden uzaklaştım ve neden? Kime ve nerede tepki verdim? Ne zaman bilinçaltına geçtim? Bir daha bu yaşandığına nasıl daha iyi davranabilirim? Gece yatağa yatmadan önce gün boyunca yeni idealinizi ne zaman kaybettiğinizi düşünmek iyi bir fikir olabilir. Yaşamınızda idealinizden uzaklaşmanıza sebep olan bariz noktayı görebildiğinizde kendinize şu basit soruları sorun. Eğer bu olay tekrar yaşanırsa nasıl farklı davranabilirim? Ve tekrar yaşanması durumunda bu olaya hangi bilgiyi veya felsefi anlayışı uygulayabilirim? Sağlam bir yanıt bulduğunuzda ve ona bir parça düşünce kattığınızda sizin bir diğer parçanızı tamamlayan yeni bir unsuru zihinsel olarak prova edeceksiniz. Sizi gelecek bir zamandaki bir olaya hazırlaması için beyninize yeni nörol ağlar bu küçük hamle yeni ve geliştirilmiş size güncellenme ve geliştirmede yardımcı olacaktır. Sonrasında bunu sabah veya akşam meditasyonunuza ek ekleyebilirsiniz. Şeffaf olmak, içeriden dışarıya geçiş yapmak. Şeffaf olduğunuzda nasıl göründüğünüz kim olduğunuzdur ve içsel düşünce ve duygularınız dış çevrenize yansır. Bu evreye ulaştığınızda, yaşamınız ve zihniniz anlamdaştır. Bu siz ile tüm dışa dönük oluşumlarınız arasındaki nihai ilişkidir. Yani yaşamınız zihninizi tüm arenalarda yansıtır. Siz yaşamınızsınızdır ve yaşamınız sizin bir yansımanızdır. Eğer kuantum fiziğinin öne sürdüğü gibi çevre zihnin bir uzantısıysa, yaşamınız bu noktada yeni zihninizi yansıtacak şekilde yeniden örgütlenir. Şeffaflık gerçek bir yetkilenme evresidir. Bu evrede siz kişisel dönüşüm hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Deneyimden bilgili kazanırsınız ve çevrenizden ve geçmiş gerçekliğinizden daha büyük olursunuz. Şeffaf olmanın göstergesi bir sürü aşırı analitik veya eleştirel düşünceye sahip olmamanızdır. Bu şekilde düşünmek istemezsiniz. Bu sizi mevcut evreninizden alıkoyar. Şeffaflığın yan etkisi gerçek sevinç, daha fazla enerji ve ifade özgürlüğü olduğundan bir ego güdüsüyle ilişkili olan her türlü düşünce içinizdeki o ulvi duyguyu azaltma potansiyeline sahiptir. Bir an gelecek yaşamınız yeni ve harika olaylarla dolmaya başladığında ve siz onları yaratmanın zihniniz olduğunu fark ettiğinizde Yaratanın zihniniz olduğunu fark ettiğinizde şaşkınlık içinde kalacağınız ve hayret edeceğiniz bir an olacak. Kendinizden geçtiğiniz bu anlarda yaşamınızın bu noktasından geçmişe bakacak ve değiştirmek istediğiniz hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Başınıza gelen şeyler için kötü hissetmeyecek, hiçbir şeyden pişman olmayacaksınız. Çünkü o anda her şey size mantıklı gelecek. Geçmişinizin sizi nasıl bu harika evreye taşıdığını göreceksiniz. Kabalarınızın bir neticesi olarak üstün zihnin bilinci sizin bilinçli zihniniz olmaya başladı. Onun doğası sizin doğanıza dönüşüyor. Siz doğal olarak daha yüce bir benliğe dönüştünüz. Bu sizin gerçekte olduğunuz kişidir. Bu sizin doğal olma halinizdir. Aynı şekilde... Görünmez yaşam kaynağı içinizde dolanmaya başladığında uzun zamandır hiç olmadığınız kadar kendiniz gibi hissedeceksiniz. Duygusal yaralara sebep olan bu travmalar gerçek kişiliğinizi merkezinden saptırdı. Siz daha karmaşık, daha kutuplu, daha bölünmüş, daha tutarsız ve daha tahmin edilebilir biri haline geldiniz. Beden ve zihnin frekansını düşüren o hayatta kalma duygularını bellekten sildiğinizde daha yüksek bir elektromanyetik ifadeye yükseldiniz. Ve şimdi daha yüksek bir frekans sizi harekete geçiriyor. Ve siz kendiniz olmak için yer açmak adına kapıları açarak kendinizi özgürleştiriyorsunuz. Son olarak o sizsiniz ve siz osunuz. Siz birsiniz ve sevgi adı verilen tutarlı enerjiyi hissediyorsunuz. Bu sonrasında koşulsuz bir evre meydana getiren iselliktir. Bilinçle iletişim kurduğunuzda ve bilinç kaynağından içtiğinizde gerçek bir paradoks yaşayabilirsiniz. Herhangi bir şey istemeyi zorlaştıracak kadar güçlü bir bütünlük hissi yaşamanız mümkündür. Bu bölünme benim için hakiki bir farkındalıktı. İstekler ve arzular bir şeyden, birinden veya zamandan yoksun olmaktan kaynaklanır. Bu bilince tamamen bağlı olduğumda öyle harika hissettim ki başka herhangi bir şey düşünmek gerçekten çok zor oldu. Kendimi öyle bütün hissettim ki beni ondan uzaklaştıracak herhangi bir düşünce bu yerden ayrılmama değmeyecekti. Öyleyse Buradaki çelişki yaratma gücüne erişeceğiniz bu yere ulaştığınızda artık hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak olmanızdır. Çünkü bu şeyleri arzuladığınız o yoksunluk ve eksiklik yok olmuş, yerini bir bütünlük duygusu almıştır. Sonuç olarak siz yalnızca bu denge, sevgi ve tutarlılık hissinde kalmak istersiniz. Ben bunun gerçek, hoşusuz sevginin başlangıcı olduğunu hissederim kendimiz dışından herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan yaşama karşı bir sevgi ve hayranlık hissetmek özgürlüktür. Artık harici unsurlara bağımlı olmamaktır. Bu öyle tutarlı bir duygudur ki bir başkasını yargılamak ya da yaşama duygusal olarak tepki vermek ve bu evreden geri dönmek benliği tehlikeye atmaktır. Bu hepimizin bağlı olduğu üstün bilincin bizden ayrılmaya başladığı ve bizim bunu kendimiz aracılığıyla ifade etmeye başladığımız andır. İnsandan kutsal güce doğru ilerleriz. Ona daha çok benzeriz. Daha sevgi dolu, daha dikkatli, daha güçlü, daha cömert, daha amaçlı, daha nazik ve daha sağlıklı oluruz. Bu onun hakkıdır. Harikulade bir şey daha olmaya başlar. Yükselmiş ve neşeli hissettiğinizde, öyle harika hissedersiniz ki yaşadığınız şeyin verdiği bu duyguyu biriyle paylaşmak istersiniz. Ve böyle üstün bir duyguyu nasıl paylaşırsınız? Verirsiniz. Öyle mükemmel ve canlı hissediyorum ki senin de benim gibi hissetmeni istiyorum. O yüzden sana bir armağanım var diye düşünürsünüz. Ve başkaları da sizin içten ifade ettiğiniz armağanı hissedebilsin diye vermeye başlarsınız. Özgeçil olursunuz. Böyle bir dünya Hayal etsinize. Ancak eğer siz bu işsel bütünlük düzeninden yeni bir gerçeklik tasarlayabilirseniz artık arzu ettiğiniz şeyden ayrı olmayan bir bilinçteki olma halinden yarattığınızı bilmelisiniz. Yarattığınız şeyle mutlak bir bütünlük içindesinizdir. Ve eğer ona doğal bir şekilde geçiş yapabilir ve eski sizle ilişkili olan her şeyi unutabilirsiniz öyle bir coşkunluk hissedersiniz ki odaklandığınız yaratılışın size ait olduğunu bilirsiniz. Bu bir tenis topuna tam ortadan vurmak ya da aynalara bakmadan kaldırımın kenarına kusursuz bir şekilde fark etmek gibidir. Size doğru gelir. Bir şekilde bilirsiniz. Ben günlük meditasyonumu, meditasyonumu aşağıdaki gibi sonlandırırım ve size de bunu tavsiye ederim. Şimdi gözlerinizi kapatın. İçinizde ve dört bir yanınızda bir akıl olduğunun farkına varın. Bunun gerçek olduğunu hatırlayın. Bu bilincin sizi fark ettiğini ve niyetlerinizin bilincinde olduğunu anlayın. Bunun yer ve zamanın ötesinde bir yaratıcı olduğunu hatırlayın. Bedenin aşermelerini ve ego zihninin nüanslarını aşma yolculuğunuzda bu son adıma ulaştınız. O yüzden eğer bu bilinç gerçek ve varsa Onunla temasa geçtiğinizi bilmenizi sağlaması için ondan bir işaret isteyin. Yaratıcıya, eğer bugün bir yaratıcı olarak seni bir şekilde taklit etmeyi başardıysam, bana gayretlerimizi fark ettiğini gösterecek bir geri bildirim gönder. Ve bunu en beklemediğim şekilde, beni bu rüyadan uyandıran ve senden geldiğine dair hiçbir kuşku bırakmayan bir şekilde yap ki bunu yarın tekrar yapmak için ilham duyayım deyin. Size kuantumu açıkladığım bölümde söylediğim şeyi hatırlatmama izin verin. Eğer geri bildirim size beklediğiniz veya tahmin ettiğiniz bir şekilde gelirse o zaman ortada yeni bir şey yok demektir. Yeniliği ve bilinmezliği bildiklerinize yormanın cazibesinden kaçının. Yeni yaşamınızda şaşkına dönmeli, ve size olanlarla değil nasıl olduklarıyla ilgili hazırlıksız yakalanmalısınız. Şaşırdığınız zaman rüyadan uyanırsınız ve size olan şeyin yeniliği öyle heyecan vericidir ki tüm dikkatinizi ele geçirir. Normal duygularınızdan uzaklaşırsınız. Kuşkuya yer bırakmamak demek son derece eğlenceli ve havalı olması ve sizin yaptığınız şeyin gerçekten işe yaradığını bilmeniz demektir. Bu sıra dışı olayın üstün bir akıldan geldiğini ve başka bir şey olmayacağını, olamayacağını bilmek istersiniz. Nihai deneyim. Şimdi yüksek bilinçle bir ilişkiniz vardır. Çünkü o size yanıt verir ve içinizde yaptığınız şeyin dış dünyayı etkilediğini yalnızca siz bilirsiniz. Bunu bildiğinizde ertesi gün tekrar yapmak için ilham duyarsınız. Özünde yeni tecrübenin duygusunu bir sonraki sonucu yaratmak için yeni enerji olarak kullanırsınız. Hayatıyla deney yapan ve çabalarının neticelerini ölçen bir bilim insanı veya bir kaşif olursunuz. Hayattaki amacımız çok iyi olmak, Tanrı'yı memnun etmek, güzel olmak, popüler olmak ya da başarılı olmak değildir. Bizim amacımız bu kutsal aklın akışını engelleyen maske ve sahte yüzlerden kurtulmak ve bu yüce aklı bizim aracılığımızla ifade etmektir. Yaratıcılık gayretlerimizle güçlenmek ve bizi kaçınılmaz bir şekilde daha zengin bir kadere götürecek daha büyük sorular sormaktır. En kötü senaryo yerine mucizeleri beklemek ve bu güç bizim lehimize çalışıyormuş gibi yaşamaktır. Yabancı olanı düşünmek, bu görünmez gücü kullanmak konusunda başarılarımıza kafa yormak ve zihinlerimizi daha engin olasılıklara açmak, benliğimizi geliştirmemiz ve bu aklın bizden daha çok akmasına izin vermemiz için bize meydan okur. Örneğin kendinizi bir tür hastalıktan tamamen iyileştirmek doğal olarak daha engin sorulara yol açar. Bir dokunuşta bir başkasını iyileştirebilir miyim? Ve eğer bunu başarırsam bir sevdiğimi uzaktan iyileştirmem mümkün olur mu? ve o kişideki fiziksel maddeyi değiştirerek bu olasılık üzerinde uzmanlaştığınızda bir hiçten bir şey yaratabilir miyim diye sorabilirsiniz. Daha ne kadar ileri gidebiliriz? Bu maceranın bir sonu yoktur. Bizler yalnızca sorduğumuz sorularla, kucak açtığımız bilgilerle ve açık bir zihne ve yüreğe sahip olma becerimizle sınırlıyız. Son söz. Benlikte yaşamak. Kendimiz ve gerçek doğamızla ilgili inandığımız en büyük yalanlardan biri maddesel bir gerçeklikle tanımlanmış boyut ve yaşamsal enerjiden yoksun ve Tanrı'dan ayrı. Şimdi bunun içimizde ve dört bir yanımızda olduğunu bildiğimizi düşünüyorum. Fiziksel varlıklardan ibaret olduğumuzdur. Gerçek kimliğimizle ilgili hakikati kendimizden saklamak yalnızca esir etmekle kalmaz. Aynı zamanda gerçek anlamdan yoksun doğrusal bir yaşamı sürdüren sınırlı benlikler olduğumuzu öne sürer. Fiziksel dünyamızın ötesinde hiçbir alem veya yaşam olmadığı ve kaderimizi kontrol edemediğimiz iddiası inanmamız gereken bir gerçek değildir. Bu çalışmada gerçekte kim olduğunuzu görmenize yardımcı olacak bir parça bilgiye eriştiğinizi umuyorum. Siz kendi gerçekliğini yaratan çok boyutlu bir varlıksınız. Bu fikri ilkeniz ve yeni inancınız olarak kabul etmenize yardımcı olmak benim kitaptaki görevimdi. Kendiniz olma alışkanlığını kırmak, zihninizi kaybedip yeni bir zihin yaratmak zorunda olacağınız anlamına gelir. Ama eski kanadık yaşamı veya zihni bir kenara bırakıp yenisini yaratmaya başladığımızda bu iki dünya arasında bildiğimiz her şeyden yoksun bir an vardır ve çoğu insan bu boşluktan bilinen dünyasına geri döner. Bu belirsizlik noktası, bilinmeyen mistiklerin ve azizlerin bereketli topraklar dedikleri yerdir. Tahmin edilemeyenin dünyasında yaşamak, bir kerede tüm potansiyeller olmaktır. Bu boş alanda rahat edebilir misiniz? Evetse üstün bir yaratıcı gücün bağlantı noktasındasınız. Kendimizi biyolojik enerji anlamında fiziksel, duygusal, kimyasal, nörolojik ve genetik olarak değiştirmek ve rekabetin, çatışmanın, başarının, şöhretin, fiziksel güzelliğin, cinselliğin, maddi zenginliğin ve gücün her şey olduğu bilinçaltı inancıyla yaşamaktan vazgeçmek dünyanın zincirlerini kırdığımızda mümkündür. Bu sözde hayattaki nihai başarı tarifinin gerçek yanıtlar ve gerçek mutluluğu dışarıda aramamız olduğunu düşünüyorum. Oysa gerçek yanıtlar ve gerçek mutluluk her zaman içimizde oldu. Öyleyse gerçek benliğimizi nerede ve nasıl buluruz? Dış çevremizde olan çağrışımlarla şekillenmiş bir kişilik mi yaratırız? Yoksa içimizde kendimizi en az dışımızdaki her şey kadar gerçek olan bir şeyle özdeşleştirir ve benzeyebileceğimiz bir farkındalığa ve zihne sahip olan eşsiz bir kimlik mi yaratırız? Bu doğrudur. Bu kişisel evrensel, evrensel tüm insanların özünde var olan sonsuz bir bilgi ve zeka kaynağıdır. Bu enerji bilinci öyle bir tutarlılıkla doludur ki içimizden attığında ona yalnızca sevgi diyebiliriz. Kapı açıldığında frekansı öyle yaşamsal enerji taşır ki kimliğimizi içeriden değiştirir. Bu benim uğrunda yaşamayı tevazuyla öğrendiğim bir tecrübedir. Umarım dilediğiniz takdirde ona her an iletişiminiz olduğunu biliyorsunuzdur. Ama eğer bir materyalist olarak yaşarsanız o zaman onun varlığıyla bocalarsınız. Neden mi? Çünkü realistler gerçekliği tanımlamak için duyularını kullanırlar. Ve eğer göremez, koklayamaz, tadamaz, dokunamaz veya duyamazlarsa o zaman o gerçek değildir. Yoktur, değil mi? Bu ikililik insanları illüzyonda tutmak için kusursuz bir plandır. Dikkatlerini duyusal anlamda keyifli veya kaotik olan dış gerçeklikte tutun. İçeri dönmek çok zor olacaktır. Sizin dikkatiniz enerjinizin olduğu yerdedir tüm dikkatinizi harici maddesel dünyaya verin. Bu sizin gerçekliğe yatırımınız haline gelir. Aksine daha derin bir niteliğinizi ortaya çıkarmak için farkındalığınıza yönelin. Enerjiniz o gerçekliği büyütür. Siz bir insan olarak farkındalığınızı dilediğiniz şeye yöneltme özgürlüğüne sahipsiniz. Bu güç bolluğunu idare etme ve uygun şekilde kullanma becerinizi geliştirmek armağandır. Düşünce ve farkındalığınızı nereye koyarsanız Orası sizin gerçekliğinize dönüşür. Düşüncenin gerçek olduğuna inanmayı bırakırsanız tekrar materyalizme dönersiniz ve çalışmayı bırakırsınız. Anlık mutluluk için duygusal bir bağımlılık ya da alışkanlık seçer ve kendinizi tüm olasılıklardan mahrum edersiniz. İkilem de burada yatar. Zihinlerimizde yarattığımız gelecek gerçeklik henüz hiçbir duygusal geri bildirim sağlamaz ve kuantum modeline göre duyularımızın yarattığımız şeyi deneyimleyecek son kapı olmalıdır. Bu sebepten çoğumuz maddeciliği hayatımızın ilkesine dönüştürür ve bilinçaltına geçiş yaparız. Size maddesel olan her şeyin yer ve zamanın ötesindeki görünmez madde dışı alandan geldiğini hatırlatmak isterim. Özellikle bu dünyada tohumlar ekerek zaman içinde meyve verdiklerini görürsünüz eğer bir hayali içsel potansiyeller dünyası dahilindeki zihin ve duyguda bütünüyle yaşayabilirseniz, o zaman o hayal hali hazırda gerçekleşmiş demektir. O yüzden yalnızca teslim olun. Hayal sizin dış yaşamınıza filizlenmek zorundadır. Bu yasadır. Ama tüm bu sürecin en zor kısmı da budur. Değerli benliğiniz hatır, hatırına onu gerçekten yapmak için zaman yaratmak ya da ayırmak. İşte budur. Bizler kutsal yaratıcılarız. İlham duyduğumuzda ya da daha fazlasını bilmek istediğimizde yaptığımız şey budur. Ama biz aynı zamanda alışkanlık, alışkanlık varlıklarıyız. Her şeye karşı alışkanlık geliştiririz. Bilgiden deneyime, bilgeliğe geçmemize olanak veren üç beyne sahibiz. Öğrendiğimiz her şeyi tecrübenin tekrarıyla istelleştirmek için bedene zihin olmayı öğretebiliriz. Alışkanlık tanımımız budur. Sorun şu ki bizler gerçek büyüklüğümüzü kısıtlayan alışkanlıklar geliştirdik. Bağımlılık yaratan hayatta kalma duyguları bizim kısıtlamalarla yaşamamıza, kaynaktan ayrı olduğumuzu hissetmemize ve yaratıcılar olduğumuzu unutmamıza sebep olur. Aslında zihnin stresle ilişkili evreleri duygularımızın kontrolünde olmamızın, daha düşük bir enerjiyi faydasıyla yaşamımızın ve korkuya dayalı bir dizi inancın esiri olmamızın sebebidir. Bu sözde normal psikolojik evreler bu insan tarafından sıradan ve olağan olarak kabul edilir. Bunlar bilincin gerçek değiştirilmiş evreleridir. Bu yüzden kaygının, depresyonun, hayal kırıklığının, öfkenin, suçluluğun, kederin, endişenin ve üzüntünün milyarlarca insanın düzenli olarak ifade ettiği duyguların kitlelerin dengesi bozulmuş ve gerçek benlikten uzaklaşmış bir yaşam sürmesinin sebebi olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve belki de gerçek mistik anlarda, meditasyon sırasında ulaşılan sözüm ona değiştirilmiş bilinç evreleri aslında düzenli olarak yaşamak için çaba göstermemiz gereken doğal insani bilinç evreleridir. Ben bu iddiayı kendi hakikatim olarak görüyorum. Artık uyanmanın ve hakikatin yaşayan bir örneği olmanın zamanı geldi. Bu anlayışları kabullenmek yeterli değildir. Onları yaşamanın, sergilemenin ve yaşamlarımızın tüm alanlarında etkide olmanın zamanı geldi. Siz ve ben bu idealleri hakikat olarak bedenleştirdiğimizde ve onları bir alışkanlığa dönüştürdüğümüzde onlar bizim içsel bir parçamız olurlar. Bizler alışkanlık yaratacak şekilde donatıldığımızdan neden gerçek büyüklüğü, merhameti, dehayı, pratik zekayı, gücü, sevgiyi, farkındalığı, cömertliği, şifayı, kuantum oluşumunu ve kutsallığı yeni alışkanlıklarımız yapmıyoruz? Kimliğimiz olarak ezberlemeye karar verdiğimiz kişisel duyguların katmanlarını soymak, bu kadar güç verdiğimiz bencil kısıtlamalarımızı değiştirmek, gerçekliğin ve benliğin doğasına dair yanlış inanç ve algılarımızdan kurtulmak, evrimimizi sürekli olarak baltalayan nörol yıkıcı nitelik alışkanlıklarımızı aşmak ve gerçekte kim olduğumuzu bilmemize engel olan tutumlardan vazgeçmek. Tüm bunlar gerçek benliği bulmanın adımlarıdır. Benliğin bir özelliği daha vardır ve bu tüm o perdelerin ardında bekleyen hayırsever bir varlıktır. Bu tehdit altında olduğumuzu hissetmediğimizde, kaybetmekten korkmadığımızda, herkesi memnun etmeye çalışmadığımızda ne pahasına olursa olsun başarılı olmak ve zirveye çıkmak için yarışmadığımızda, geçmişe dair pişmanlık duymadığımızda ya da kendimizi aciz, çaresiz, umutsuz, veya aç gözlü hissetmediğimizde olduğumuz şeydir. Kendimizi açtığımızda ve sonsuz gücümüzün ve benliğimizin önünde engel oluşturan her şeyi yok ettiğimizde, yalnızca kendimiz için değil, aynı zamanda insanlık için soylu bir hareket sergiliyor oluruz. Dolayısıyla vazgeçebileceğiniz en büyük alışkanlık kendiniz olma alışkanlığıdır. Ve yaratacağınız en büyük alışkanlık benliğiniz aracılığıyla kutsal gücü ifade etme alışkanlığıdır. Bu gerçek doğanızı ve kimliğinizi yaşadığınızda mümkündür. Bu benlikte yaşamaktır.